sütün soğuk olması çok önemli. Şunun güzelliğine bak. Kek. Tamam, koy oğlum, koy. Ben bu sıvıya yanında içeyim diye mi var? Web Tekno'dan ve evimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birçok kişinin uzun zamandır ya aldığı ya da almayı düşündüğü Airfryer'lar konuğumuz olacak. Ürünlerimizi seçerken de en çok tercih edilen ve fiyat olarak biraz daha ortalama bantta olanları seçtik. Bir konuğumuz Philips Essential olacak. Diğeri de Xiaomi'nin Mi Airfryer'ı olacak. Tabii ki bu airfryer'lar arkadaşlar genelde tavada yapılan bazı ürünlerle, yani ocakta yapılanlarla ya da fırında yapılanlarla karşılaştırılıyor. Bu videoda bütün yemekleri 4 farklı alanda da deneyeceğiz. Bakalım en güzel, en sağlıklı hangisinde olacak? Teknik özellikleri tek tek burada anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü herhangi bir okumada zaten bunlara sahip olabiliyoruz. Bu videoda bizim olayımız pratik olacak. Xiaomi'nin airfryer'ı yaklaşık 3,5 litrelik bir hazneye sahip arkadaşlar. İçinde de şu şekilde bir ızgarası bulunuyor. Yiyeceğimiz yemeğin daha az yağlı olmasını sağlayan bir etken. Burada da yine 4,1 litreye sahip olan Philips'in ürününü çıkarıyorum. Şu şekilde biraz daha sert duran bir hazneye sahip ama şurada kapağı açıp tuşa bastığınız anda artık bağımsız bir şekilde yaptığınız yemek içinde kalıyor. Yağ da içine sızıyor buranın. Yani altına sızıyor ve aslında daha kullanışlı. Xiaomi'ninkinde biraz daha hani yemeklerin araya kaçma riski daha var gibi ama Philips'inkinde şöyle biraz daha bir rahatlık bizi bekliyor olacak. Ama tabii ki bizim için olay sağlık ve lezzet. Xiaomi de şu şekilde ortadaki hazneyi çevirerek Türkçe olan diğer modlarını rahatça ayarlayıp seçebiliyoruz. Philips'te de şöyle bir güzellik var. Burada pişireceğimiz şey, atıyorum sebzedir, patatestir, tavuktur, balıktır, diğer ürünleri seçebiliyoruz. Burada da sıcak tutmaya devam etmek için ayrı bir özelliğimiz bulunuyor. Şimdi neler yapacağız? Bir tavuk yapacağız, bir patates kızartacağız, bir de hep beraber bir tatlı yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Pirzolamız var. Şöyle bir paketi öncelikle bir dökeyim içine. İkişer ikişer bunları ayıracağız. Tabii şöyle hafiften bir baharatlayalım. Acı sevmeyen var mı? Çok az bir yağ ihtiyacımız oluyor airfryer'da yaparken, hatta şimdi o yağı da attı gözünüzün önünde bir parça. Koyayım. Anamların köyden gönderdiği yağ şöyle. Bu gördüğünüz yağ 4 üründe de tek tek çalışacak. Toz biber varsa ekşi. Toz biber ayıp ediyorum. Tarçın kanka. Bu da senin için Umut. Bence böyle bir paket bizim için yeterli olacak diye düşünüyorum. Fırın torbasına arkadaşlar şöyle 2 adet koyuyoruz. 2 tanesini Xiaomi Airfryer'ımıza diziyoruz. Şimdi 2 tanesini de Philips Airfryer'ın içine yerleştiriyorum. Bunları da şöyle koyayım. Tava içinde bir tane kaldı. Tavuğu seçiyoruz arkadaşlar. Tek kat mı, çift kat mı? Tek kat. 15 dakika diyor. Philips'imizden de tavuğumuzu seçtik. Hepsini 180 derecede yapıyoruz bu arada. Şöyle koyacağım. Kapağını da kapatıyorum. Ve pirzolalar için beklemeye geçiyoruz. Şimdi patateslerimizi hazırlayacağız. Dostlar çok kısa araya giriyorum ama hem tarihten hem de strateji tabanlı oyunlardan hoşlanıyorsanız sizlere takım tabanlı, deniz temalı ve online bir savaş oyunu olan World of Warships'ten kısaca bahsetmek istiyorum. Tarihi belgelere ve gerçeklere dayanarak tasarlanan 500'den fazla geminin bulunduğu World of Warships kendine has eşsiz bir dünyaya sahip. Üstelik bu dünya uçak gemileri ve kısa süre önce oyuna eklenen denizaltılarla birlikte daha çeşitli hale gelmiş durumda. Yani aynı oyunun içinde farklı deneyimleri yaşayabilmek ayrı bir zevk ve bir de üzerinde gerçekçi grafik bu deneyim daha da yukarı taşınıyor. Hem de tek düze sıradan gemiler kullanmayacaksınız. Gerçekteki eşleriyle birebir benzer olacak şekilde tasarlanmış geminizi ister orijinal haliyle kullanabilir, isterseniz de yetenek ve zevkinize göre özelleştirmeler yapabilirsiniz. En güzeli de oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor. Üstelik World of Warships'i indirmek ve oynamak tamamen ücretsiz. Açıklamada yer alan linkten oyunu indirirseniz de 25 euro değerindeki başlangıç paketini kazanacaksınız. Video üzerinde Warships kodunu kullanırsanız 7 günlük premium, 500 doblon, 2 milyon kredi, 4. seviye gemi ve 6 skill puanına sahip bir komutan kazanacaksınız. Video biter bitmez World of Warships'i indirmeyi unutmayın. Şöyle bir sallamamızı, çevirmemizi istedi arkadaşlar. Biz de aynen onu yaptık ve tekrar içeri gönderiyoruz. Philips Essential içinde aynı uyarıyı vermiyor ama aslında aynı beklenti bunun içinde var arkadaşlar. Buradaki tavuğumuzu da bir 10 dakika falan daha bekleyeceğiz. Bunu fırından çıkardık arkadaşlar.
Bu tavadan, bu Philips'ten, bu da Xiaomi'nin Air Fryer'ından çıktı. Evet, tadım için arkadaşlar Özge hangisinin hangisine ait olduğunu görmedi. Buyurun, afiyet olsun hocam, hadi. Sence bu hangisidir Özge? Bu bana yağsız geldi, o yüzden bu Air Fryer'dan biri. Ya Xiaomi diyorum şu an. Yavaş, ağzımda. Hadi hadi. Buna sen Xiaomi dedin. Buna Xiaomi demek. Tamam. Evet. Ben hatta şöyle yapayım Özge, sana da daha rahat olsun, senin sesini duyalım. Buyurun. Bu nasıl? Daha mı yağsız? Bu diğerinden daha iyi. Evet. Diğeri daha az yağlıydı ama bu çok daha lezzetli. Şu gördüğün üçüncü tavuğumuzun tamam. Parçası. Bu da güzel. Lezzet olarak bir önceki yediğimle eşdeğer. Son olarak gördüğün tavuk parçasını da yemeni rica ediyorum. Bu en yağlısı bence. Lezzet olarak güzel ama bence bu yağlıydı ya. Çok çok büyük lezzet farkları yok. Yani buradaki yağ farkı da artık Özge'nin damak zevkinden dolayı diye düşünüyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Ama şöyle bir Xiaomi'yi bir çıkarıp bakalım mı? Şöyle biriken ama bizden en azından uzak olmuş yağ görüyoruz. Philips'ten çıkan yağı da görelim. Baya baya fazla düzeyde. Gözle görülür biçimde yağdan kurtulduğumuzu görebiliyoruz bu airfryer'larda. Şimdi az önce sizin için dilimlediğim patateslere geçiyoruz. Patateslerin yarısını ayırdım arkadaşlar. Buraya sadece 2 çay kaşığı zeytinyağı koydum. Bunu 2 airfryer'ımızın haznesine dağıtacağım. Böyle Xiaomi'ninkine koyuyorum. Philips'i yerleştirelim. 26 dakika, 25 dakikada bu süre istedi. Şimdi gelin bir de tavaya yerleştirelim. Şöyle patatesimiz yağımızın içinde kızarıyor. Kızardı bile arkadaşlar. Donmuş patates olsaydı belki daha hızlı pişirirdi. Tam olarak süresini bilmiyorum ama en azından şöyle bir durumda var. Philips'te donmuş patatesle ilgili ayrı bir sekme bulabiliyoruz. Xiaomi'de en azından ilk bakışta böyle bir şey görmedik. Süre tamamlandı. Patateslerimizi alalım. Xiaomi'den çıkanı görüyoruz. Bir parçasını alacağım şöyle tabağıma. Philips'ten birazcık yanık kokusuyla birlikte geldi. Çok az. Tabağıma alıyorum. Geldik tadım. Tencerede yaptığımızı biz bunları beklerken yedik arkadaşlar. Ya buradan ne çıkacağı belli ya da bu olmadıysa da benim becerimle alakalıdır. Ama şöyle yananları, nedenleri görüyoruz. Bu arada bunlar tabii ki biraz kanserojen etkisi daha fazla olan patatesler oluyor. Air fryer'larda kanserojen etki var mı yok mu diye bir tartışma vardı bir ara. Bazı platformlarda konuşuluyordu ama patates bu renge döndükten sonra nerede yaptığınızın hiçbir fark yok. O olumsuz etki başlamış oluyor. Şöyle bir Xiaomi'ninkini bir tık yumuşak. Bu kalınlıkta bir patates tam olarak pişmemiş. Bir patates kızartması tadı yok. Philips'ten bir parça alayım. Yani daha hızlı kırıldı ama yine böyle patates kızartması çıtır çıtırlığı var mı? Yine emin değilim. Philips'e ilgili şunu diyeceğim. Aynı sürede pişti ama yani Philips'in patatesi bir tık daha fazla pişmiş gibi duruyor. Burada arkadaşlar tam olarak cihazın verdiği süreye aslında uymak doğru olmayabilir. Çünkü patateslerin kalınlığı, inceliği gibi birçok şey aslında fark ediyor yani bunların yanıp yanmamasında. Biraz zamanla tecrübeyle anlayacağız. Sağlıklı olduğunu hissediyorum okey ama bir hani patates kızartmasının yerine geçer mi? Bana göre geçmez. Şimdi geliyoruz işin sonuna, tatlıya. 2 airfryer'ımızda ve bir de fırınımızda şu an ısınıyor kendisi. Kolay bir sufle yapmayı deneyeceğiz. Aynı tarifi 3 farklı kaba böleceğim arkadaşlar. Bu arada bu 2 airfryer'ın da bir uygulaması var arkadaşlar. Onun içinde bunlarda yapabileceğimiz güzel tarifler yer alıyor. Önce şeker, sonra yumurtamızı. Sütü ekliyorum arkadaşlar hemen. Ben bu sıvıya yanında içeyim diye mi var? Sıvı yağ tarifte yok. Sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakaoyu şöyle bir. 3 tane şöyle güzel güvecim var. Kaç tane de bitter çikolatamız var. Şunun güzelliğine bak. 1 adet güvecimize şöyle bunu koyduk. Yetti mi? 4 tane koyayım yeterdir. Bitter çikolatayı koyduktan sonra üstüne şöyle bir tane daha koyduk mu? İlki hazır. Hemen şöyle bir kek. 160 derecede süremiz de 9 dakika. Şöyle Xiaomi'mizin içine yerleştiriyorum. Geldik Philips'imize. Yerleştiriyorum içine. Bu iki taneyi de fırına atıyoruz. Koyalım. Diğerini de koyduk. Ve sürelerimiz doldu arkadaşlar. İsterseniz ilk olarak fırındakini çıkararak başlayalım. Bir parça çikolatası erimemiş galiba. Onda da bir fazla parça bulunuyor ama yine de çok güzel görünüyor bence. Bunu bir taşın üstüne alıyorum. Şimdi hem Xiaomi'dekini hem de Philips'tekini aynı anda bir çıkaralım bakalım nasıl görünüyor. Yani biraz çatlamış. Hani çatlamaması gerekiyor belki ama yine de çok güzel görünüyor bence. Normalde bunu elerler değil mi? Nasıl? Güzel görünmüyor mu? Philips'ten çıkan suflemizle başlıyorum. Şöyle bir yumuşak, içi de gayet güzel görünüyor. Tadı güzel ama bence tam olarak pişmemiş. Şimdi diğer kaşıkla Xiaomi'den çıkana bakıyorum. Aynı şekilde içi şöyle direkt zaten dışarı doğru geldi.
Bu bir tık daha iyi pişmiş gibi geldi bana. Şöyle fırından çıkanın son bir tadına bakalım. Yumuşacık şu an. Isınmış olmasına rağmen sanki biraz daha kalması gerekiyormuş. Şimdi tadı güzel diyeceğim arkadaşlar. Ama diyeceksin ki o zaman neyi karşılaştırdın sen? Buradaki aslında derdimiz şuydu. Fırının verdiği performansın en azından aynısını verebiliyor mu? Çok daha küçük ve çok daha kullanışlı bir aletin içinde. Evet verebiliyor. Hatta yeri geldiğinde çok daha iyisini verebiliyor. Benim için iki üründe tamamen geçer not alıyor aslında. Ufak tefek farkları var evet. Bir dakika daha fazla kalsa, belki bir dakika az kalsa çok daha iyi performans verebilir. Biz şu an aslında yeni alarak bunları denemiş olduk. Yiyeceklerin tamamı çok iyi pişti. Tavuk çok iyi pişti. Patates gayet hani buharla pişirme için gayet uygundu. Tatlı da aynı şekilde gayet güzeldi. Kısa sürede gayet güzel lezzet yaşayabileceğiniz iki tane ürün var elimizde. Sen hangisini alırdın diye soruyor olursanız da burada ben hangi cevap verirsem sanki birisi bize sponsorluk vermiş gibi olacak ama öyle bir şey yapmadık. Sadece şunu söyleyebilirim ki bu ürünlerden bir tanesi zaten benim evde kendi kullandığım ürün. Bu yüzden benim seçimim zaten burada bariz durumda. Ama dediğim gibi ikisi de aslında birbirine çok yakın performanslar veriyor. Tasarım olarak sadece son olarak söyleyeceğim. Xiaomi sadece biraz daha sanki modern mutfak görüntüsü daha böyle tatlı görünüyor. Philips daha geleneksel bir görünüme sahip bana göre. Sadece sıfırdan başlayarak size hem iki tane farklı air fryer'ı hem de fırın ve ocakla bunların karşılaştırmasını göstermiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu emeklerimizi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunu da lütfen videoyu beğenerek bize göstermeyi unutmayın. Onun dışında kanalımıza abone olun ve şunu merak ediyorum. Bir air fryer sahibi misiniz? Bu iki üründen bir tanesini kullanıyorsanız da güzel trikler varsa bilmediğimiz, kullananlar olarak bilmediğimiz bunları lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında başka incelememizi istediğiniz ürünler olursa da bunları da sizden duymayı çok isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.